Geldik. Geldik. Ah, kanter içinde kaldım ama. OBS de sıkıntılı bir program. Yapacak bir şey yok. Arada göçüyor. Mesela Evil Within'e şu anda girdik. Hele şükür. Evil Within'e girdik. Baştaki demoyu atlayıp direkt oyuna giriyorum. Nasıl olsa siz gördünüz. YouTube'dan izleyen arkadaşlar da baştaki videoyu bir başka video olarak izler. Aa, tam olarak baştan başlamadı. Yangın sekansından başladı. Burayı atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Burayı bir daha oynayacağız. Kusura bakmayın. Pınar'ın tekrar içeri dalmaması ümidiyle. Kendi kameramı şu anda küçültemem. Alt tabla yan tarafa geçiş yapmam lazım. Geri gelir o zaman. Az önceki çöküntüyü bir daha yaşarız. Kendi kameramı küçültemem. No, no. Selamlar Talha, hoş geldin. Bu arada Evil Within 2'yi bana sağlayan sevgili Play Store'a ve sevgili Nurullah'a çok teşekkür ediyorum. Oyunu eğer YouTube'dan izliyorsanız şu anda Play Store linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Eğer şu an canlı yayında olanlar için de playstore.com üzerinden gidip bakabilirsiniz oyuna. Ve satın alabilirsiniz isterseniz. Oyun pahalı. Her yerde pahalı. Şöyle bakmadığımız taraflara mı baksak acaba? Madem ikinciye oynuyoruz aynı yere. Tot. I'm coming, Lily. Just hold on. Oh. I'm here, Lily. I'm here. İlk oyunun görselliği çok şeydi. Koyu gri, koyu yeşil üstüne kuruluydu. Bu biraz daha rengarenk gibi gözüküyor. Come on out. Lily, where are you? I'm here. Dad's here. You weren't here for me, Dad. Twitch niye bize partnerlik vermiyor? Hadi sen iyisin, senin abone butonun var. Benim o da yok henüz. Bakalım bu yayınla birlikte aylık 7 yayını tamamlıyorum. Gelecek mi? Affiliation. İnşallah Zillion Bytes. Burayla ilgili güzel planlarım var ama tabii ne kadar tuttuğuna bağlı. Talha'ya inanma Burak. Geleyim inşallah diye bitiriyorsa cümleyi gelmiyor. Ha, geçebiliyorum. Aha, geçtim. Kurtardık. 2 dakikada kurtardık sizi. Vıt vıt vıt. Kidman bir güzelleşmiş sanki veya grafikler güzelleşmiş. Allah. So this is the almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. You don't know how powerful they are. Mobius muydu bu heriflerin şeyi, organizasyonu? O kadar güçlüsünüz ki güçten düşmüş eski bir polisi kaçırmak zorunda kaldınız. Saçmalığı kes. Lili nerede? Sakin ol. Bütün cevaplarım burada. Oh, yeni sistem. Beacon hastanesi olayı kötü bir olaydı. Ama oradan edindiğimiz bilgiyle daha gelişmiş bir sistemi kurduk. What does this have to do with my daughter? Peki bunların benim kızımla ne alakası var? Millions of minds connected together. Happiness for one. Aynen Talha'ya katılıyorum. Beraber batalım.
This machine, this bu makina, bu mucize türümüzün büyük olabilecek en büyük haline ulaşmasını sağlayacak. Binlerce kişiliği destekleyebilecek bir masumlukta bir zihinle başlamamız gerekiyordu. Bir çocuğun zihni. Lily'yi bu makineye mi bağladınız? Kızın çok özel. Şu ana kadar test ettiğimiz en tutarlı çekirdekti. Onun sayesinde yeni stem büyük bir başarı elde etti. Aha G-Man. G-Man. Burada mıydın sen şimdiye kadar? Bir süre önce Lily sinyal göndermeyi bıraktı. Ondan sonra da sistem çökmeye başladı. Teknik bir sıkıntı zannettik. Kolay çözer zannettik ve Mobius ajanları gönderdik içeride ve kayboldular. Sonra sistem karardı. Şöyle düşün Mr. Castellanos. Sana bir fırsat sunuyorum. Kızını tekrar görme fırsatı ve ama hayatını kurtarmakta. Çok benziyor ya. O yakından o suratla bak bak. Bu açıdan çok benzemiyor ama o alt açıdan acayip benziyor ya. Görsel olarak şu ana kadar oyunu çok beğendim ama o Evil Within'in sonuna kadar yani %80'ine 90'ına kadar what the fuck ne oluyor lan niye her şey bu kadar saçma sapan değişiyor yu anlayamamanın hissiyatını veremiyor burada. Artık sanal bir ortamın içinde olduğumuzu çok net bileceğiz. O esrardı Evil Within'i diğerlerinden benzerlerinden ayıran etkenlerin başında gelen şey. Baştan küvete oturtuyorlarsa bize o esrarı biraz kaybediyor demektir. Yo, Lily ilk oyundaki yanan kızı, yani yandığı haberlerini okuduğumuz kızı, Sebastian. Bekliyoruz Talha'cığım, kendine iyi bak, görüşürüz. O içeride biri senin için orada olacak. Hazır mısın? Contract Jack şey miydi? No One Lives Forever evreninde geçen oyun muydu? Abazarov. Stem entry in 3, 2, 1. Valla Norch ne güzel oyundu ya. Gitti. PPS ateş etmeli oyundu. Ben küçükken oynamıştım. Galiba No One Lives Forever evreninde geçen bir oyundu ama ben oynamadığımı zannediyorum ya. Matrix gibi bir şey bu evet. Ama böyle ev sahibi bir zihin var. Herkes oraya bağlanıyor. Herkesin zihninden parçalar, kesitler ve korkunç şeyler bir araya girmeye ve karışmaya başlıyor. Hop hop hop. Burada kamerayı biz yönetiyoruz. Ben de hikayeyi unuttum. O 15-16 dakikalık şeyi işte izledim. Videoyu izledim. Evil Within 1'in story'si diye aratırsanız YouTube'da var videosu. Bu şey ve merkezi makineye bağlı bir merkezi zihin. O zihne bağlı bir sürü kişi. Hepsinin zihninin ortak noktası bu arada. I know it's hard to accept Lyra, but she's gone. Yangını kabul etmek zor oldu. Biliyorum Ayra.
Hayır, hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Bana yardım etmezsen ben de kendim bulurum gerçeği. Dedektif, telefon var. Aha, müzik. Aha, Beacon Hastanesi'ne geliş. Bayağı kozmopolit bir ekip çalışmış ya. Japon, İtalyan. Aa, Executive Producer Shinji Mikami yine. Abi şaşırmaman lazım bunları. Gördün sen. John Johannes. Sebastian, sen orada mısın? Kidman, ne oluyor? What? Snap out of it, Sebastian. Kendine gel Sebastian. How are you feeling? Terrible. Kendini nasıl hissediyorsun? Berbat. Geceden kalmış gibiyim. Zihnin alıştığı zaman düzelecek, merak etme. Ya ben böyle çeviriyorum da. Sizin işinize yarıyor mu? Yarısını kaçırıyorum zaten. Aa, karımızı da işin içine karışacak mı ya? Hmm, odanda tanıdık olmayan bir şey görüyor musun? Sana bir bilgi gönderdik. Bir grup Mobius ajanının fotoğrafı var burada. Herhangi birini kurtarabilirsen, görürsen haber ver. Ha, bu STEM bölgesi Union diye bir kasabaymış. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. Lily bulmak için. Spontane çevirmek benim için zor. En son toparlayayım, doğru. Dikkatli dinleyeyim o zaman. Dinlerken dikkatimi dağıtmayın. Hop. A cat. I don't ever remember owning a cat. Kedi mi? Kedim yoktu ki benim, diyor. Polaroid. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Projeksiyon cihazını nereden çıkardı benim zihnim? İlkokuldan mı, diyor. Projeksiyon cihazı sahnesi deyince hemen it gelir akla. Talk to Kidman mı? Kidman, you there? Kidman, orada mısın? Her zaman. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. Makinen batırmasaydı Kidman'dan Lily'den bahsetmezdin bana, diyor. But I couldn't say anything. They would have killed me. I'm not sure I believe you. Why would I lie about that? To manipulate me. To get me to perform like a good little soldier. You've lied to me before. Önceden söyleseydin beni de öldürürlerdi. Niye yalan söyleyeyim sana, diyor. Beni manipüle etmek için. You'll never know how I feel until you've lost your family. Öyle düşünme. Neden öyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Aileni kaybetmeden beni anlayamazsın. Better to have loved and lost. Is that what you're saying? Maybe. At least you had people who cared about you. Point taken. Bunlar niye boş? Az önce boş muydu bunlar? Fotoğrafları topladıkça Kidman'la konuşacağız biz demek ki. Bu da sağlık paketi olsa gerek. Ha. Thanks, Kitty. Yetenek almak için bunlardan topluyorduk, değil mi? Evil Within 1'de de. Efendim, bu acaba içeri gönderdikleri şey kediş mi? Bana kediş gibi geldi ya. Bayağı yardımcı oluyor şu anda. Aha, ayna.
Tıpkı Beacon Hastanesi'nde olduğu gibi. Aynalardan çıkış sağlayabiliriz. Bu da save terminallere. Here we go again. Yine gidiyoruz aynanın içine. Ben save etmek istemiştim. Niye içeri girdi? Valla ilk oyunu hatırlamakta güçlük çekiyorum ya. İyiyim Grey Altair, hoş geldin. Anyone77 sen de hoş geldin. Aha. Lily ne oldu? Oyuncağımın kafası yırtıldı. Önemli değil. Anan senin için diker. Her şeyi diker anan. Çıp kan damlar burundan. Sebastian ne oldu, iyi misin? Şahane bir ailem var. Çok güzel ve akıllı bir karım. Neden iyi olmayayım? Buraya gel Myra. Çok çalışıyorsun. Sana hayaller gördürüyor. Hasta olmadığına emin misin? Is this the right place? Doğru mu geldim acaba? Şuranın gerçekçiliğine inanmasan kurtulma şansın yok mu? What the? Abi her şeye what the diyecek misin? 7-8 kişinin bir düzine insanın zihninin içindesin ya. The Cell isimli filmi hiç mi seyretmedin? Sene olmuş 2017. Dönmeyeceğim arkama. Dönersen burada bir şey olacak değil mi? Aha! 102. Fener verin bana ya. Fener verin. Müzik tanıdık değil. Önceden kalan bir şey değil. What the hell? Ha? That's one of the search team. Baker. Araştırma ekibinden biri bu, Baker. Wow. Team leader. Takım lideri. One bullet. Straight through the head. Kafadan geçen tek bir mermi. Kameradan bakalım. Fotoğraf çekmek için kurgulamışlar burayı. Belli. Psikopat bir abi vardı trailerlarda. Sanatçı kılıklı. Bioshock 1'den sonra böyle bir tip görmedik.
Toplanabilir bir şeye benziyorsun sen. Müzik kesilince bitti zannettim. Yaşasın. Şunlara dokunup hiç sallanmayınca, betondan ampul olunca o kadar üzülüyorum ki. Zincir mincir sallandırınca böyle hep şey olsun istiyorum. Fizik motoru da olsun istiyorum. Bir dosya bul. Whoever did this must have enjoyed it. Takım liderini sanat galerisine çevirmiş dayı. Ah, yerdeki itme izleri. Yok yok, belli abi, buradan iteceğiz, çekeceğiz. Aha, şuradan. FPS gayet güzel ya. Silah, silah vermediniz bana. Şeyde de mi silah yoktu? Unuttuk ya tamamen. Burası açık, buraya gideyim. Öbür tarafa gitmek istemedim. Evet ya, o elle düzeltmeye çabaladım çabaladım. Yayına çok az kalmıştı. Bıraktım 1 milimetre sağda. Alo. Ayo. Ayo. Hello. Shit. Who was that? Açılmıyor. Ha, şurada hafif aralık bir kapı var. Oraya gideyim. Manuela Roberto. Her odada isim yazıyor numaradansa. Nasıl bir otel burası? What the diye şaşırmayın artık birader. Biliyorsun yani olayı da. Grant? Grant ne? Ekstra lüks mektup to başvuran SV'ye. Gerçeği arayan kişi, tebrikler. Ruhsal acuity nedir bilmiyorum. Testimize başvurduğun için, aldığın için teşekkürler. Bir sonraki seviye bilgiye ulaştın. En yakındaki Mu merkezine bildir ki Mu tarikatındaki probability applicant seviyesinden bir üst seviyeye yükseltebilelim. Bir sonraki temizlenme seremonisindeki yerini garantiler bu mektup. Mektubun arkasındaki el yazısı yalanlar, hepsi yalanlar diyor. Şimdi bunları okumasak da olmaz ha. Bulduğumuz belgeleri okumamız lazım ki ne olduğunu anlayalım. Mesela bu Mu tarikatı nedir şimdi, merak ettim. Gir tabi gir. En alengirli yerlere gir. Karanlık. Perdeli. Ah, perdede de fizik motoru var ya. İlk bir perdede fizik motoru gördüğüm oyunu hatırlamaya çalışıyorum. Böyle third person bir oyundu. Aklım çıkmıştı. Ha, perdeye dokunuyorsun. Kıpır diyor. Böyle Nosferatu gibi bir şeydi. Neydi oyun ya? Çok zor çalıştı. Sıkıntılı olduğu için çok eksi notlar almıştı.
was that? Shit. Space Scout'a gir. Cover'dan cover'a atlamak. Sen polissin lan. Manyak manyak şeyleri ekarte ettin. Evil Within 1'de. Birisi sormuştu Sinan abi korkuyor mu diye. Ben korku oyunlarından pek korkmuyorum ya. Hakikaten manyak gibi beni korkutan az sayıda oyun oldu. Birisi Amnesia'ydı. İkincisini de hatırlamıyorum ya. Biraz Layers of Fear'ın 1-2 sahnesinde korkmuş olabilirim. Yo, Gwent'in ayrı bir oyunu çıktı abi. Nark Darker. Ayrıca indiriyorsun ve free to play. I gotta find a way out of here. Abi git git git. Çık çık. Aa bitti. Burada da yol yok. Böyle gideceğiz. Bu psycho kim? Fotoğraflar hafif oynamaya mı başladı? Güzel kafaymış. Hayal gücü. Bu alet üstüme gelip arkama atlayacak gibi geliyor bana. Ben en iyisi bilinçaltının daha derinliklerine gideyim, değil mi? En mantıklısı bu. Olması gereken bu. Silent Hill gibi ne güzel. Gittikçe daha beter bir yere geliyoruz. Hoş. Hoş mu abi? Bana doğru dönmeyin ne olur. Kamerayla yapacak bir şey yok, gideceğiz.
Resmimizin çekilmemesi gerekiyordu zannımca. Verdin ruhu adamın eline. Ha, bayanlar gitmiş.